Sevgili anne babalar, hepinize merhabalar. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Konumun adı kabul çizgisi. Çocuğunuz yanınıza geldi. Moraliniz çok iyi. Maaşınızı almışsınız. Çok sevdiğiniz haberleri duymuşsunuz. Eşinizden iltifatlar alınmış. Arkadaşlarınızla aranız çok iyi. Muhabbet gırla gidiyor. Tam da böyle bir zamanda. Yani kabul çizginizin çok yukarıda olduğu bir zamanda kızınız ya da oğlunuz size geldi ve dedi ki anneciğim Ebru'larla kalabilir miyim? Her şey yolunda, moraliniz yerinde ve siz tabii ki kızım kalabilirsin ya da oğlum tabii ki kalabilirsin dediniz ve çocuğunuzu Ebru'lara gönderdiniz. Aradan 20 gün, 25 gün geçti, moraliniz çok bozuk, cebinizdeki para artık bitmek üzere, faturalar hata veriyor. İşte şu faturayı nasıl ödeyeceğim, bu faturayı nasıl ödeyeceğim? Bir arkadaşlarınızla aranız biraz bozuk. Eşinizle aranız biraz limoni. Hayat istediğiniz gibi gitmiyor. Ve kızınız ya da oğlunuz size geldi. Ve dedi ki anneciğim Ebru'larda kalabilir miyim? Kabul çizgisi aşağıda ve siz dediniz ki kaşlarınızı çatarak, belki parmağınızı bu şekilde uzatarak kesinlikle hayır. Seni Ebru'lara göndermem. Çünkü kız çocuğunun ne işi var gecenin bir yarısında Ebru'larda? Oysa çocuğunuz size 20 gün önce ya da bir ay önce aynı soruyu sorduğunda siz ona tamam demiştiniz. Şimdi çocuğun kafası karışmaya başladı. Dedi ki ya hayırdır? Annem daha önce izin vermişti. Şimdi neden izin vermiyor? Bu sefer tutarsızlıklar, bu sefer sizin sözünüze inanmama, davranışlarda bir takım inmeler çıkmalar, çocuğun kafasındaki o karışıklık davranışların tutuma dönüşmesini engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi haline gelebiliyor. O yüzden sevgili anne babalar, ağzınızdan çıkan laf çok önemli. Ağzınızdan çıkan lafın mutlaka yerine getirilmesi çok önemli. Kabul çizgisi kesinlikle çocuk eğitiminde tam ortada olmalı sevgili anne babalar. Yani siz çocuğunuzun o sorusuna, eğer gerçekten çocuğunuzun için, çocuğunuzun avantajına, çocuğunuzun yararına bir durum varsa ve siz evet diyorsanız, kabul çizginin sizin yukarıda da olsa bunun cevabı evet, aşağıda da olsa bunun cevabı evet olmalı. O yüzden sevgili anne babalar, mutlaka çocuğunuz size geldiğinde ve bir şey istediğinde hemen karar vermeden, hemen ağzınızdan o sözü çıkartmadan eşinizle birlikte mutfakta, hani Çocuklar Duymasın dizisinde vardı ya ve çok önemli sahnedir o sahne, mutfakta bu durumu değerlendirip birlikte karar verip çocuğunuza geri bildiriminizi o şekilde yapmanız çocuğunuzun eğitimi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.